Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Eldivenleri giydim. Bugün bahçemize büyük bir vlog yapacağız. Yani temizliğimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ya Cuma abinin arabası burada yıllardır duruyor arkadaşlar. Bunu kaldıracağız. Bu arada bu şerefsiz poyraz. Ben video başladığım an bilerek videoyu bozmak için havluyor arkadaşlar. Çünkü et istiyor sürekli. Ulan poyraz ne yapsın lan? Arkadaşlar şimdi şu gördüğüm bahçe var ya kardeşim. Bir sürü balon topladık. Lucky'nin balonları vardı. Onları temizledik. Bugün neler yapacağız? Gölü temizleyeceğiz. Baştan sona temizleyeceğiz hem de. Yani içinden bayağı bir su takviyesi yapacağız. Tekrardan su ekleyeceğiz vesaire vesaire. Bir sürü işimiz var. Sonra şurayı yapacağız. Şöyle çuvalları doldurduk. Çöplerimizi topluyoruz. Telleri vesaire topluyoruz. Bu arabayı buradan kaldıracağız. Şuradaki çuvalları, pislikleri dolduracağız. Ben şuraya gübreleri, artan gübreleri şuraya koymuştum. Orası da maalesef köpekler sağ olsun mahvetti arkadaşlar. Orayı da şimdi tertemiz yapacağız. Yani uzun bir video bizi bekliyor. Bakalım ne olacak. Hep beraber izleyeceğiz. Keyifli seyirler. Arkadaşlar bayağı bir pislik var. Ya bir de şimdi şöyle düzenli temizliyoruz ama şöyle bir durum var. Açık alan bir yer olduğu için yani dışarıdan pislik geliyor. Hayvan çok olduğu için onların pisliği var. Tek başına anca oluyor. Evet ben şimdi bunları çöpe atıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı bir lastik çökmüş. Yani hava kompresörü de yoktur. Hava kompresörü olsa kuyunun su tankı bozuldu. Onu da doldurmamız lazım ama yoktur. Fişli olması lazım. Bunu buradan çıkartacağız bir şekilde. Neyse sonra bundan bu alana kurtulacağız. Altına çok pislik birikiyor. Burası daha refah olacak. Bunu ileriye taşıyacağız arkadaşlar. Neyse şunu şuradan çıkartalım. Kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar buraya kadar getirdik. Şimdi şöyle yapacağız. Bu arka kısmını şuraya yerleştireceğiz. Şuraya yerleştireceğiz. Burası en iyi bırakacağımız yer. Zaten bunu Cuma abi yakın tarihte gelip götürecek arkadaşlar. Yani bu köpek taşıma arabası. Römork yani. Böyle çekicilerin arkasına takılan römork. Buraya köpekleri koyuyorlar. İstediğin şehire, istediğin gideceğin tatil bölgesine götürebiliyorsun. Şimdi bunu o tarafa yerleştireceğiz. Bununla işimiz bitiyor. Akabinden orayı temizleyeceğiz. Yani inşallah bu son temizlik olmayacak da böyle büyük bir temizlik son olur. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar temizliğimiz iyi ilerliyor çok şükür. Arabayı götürdük. Araba şu an orada mis gibi uykusuna çekildi arkadaşlar. Ya Rabbi inşallah Cuma abi gelir arabasını alır. Şimdi burayı toparlayacağız. Yani şu enkazı alacağız, pisti alacağız. Zaten duvarımız yıkılmak üzere ama yani yaptıramadık bu duvara çok para gidiyor. Diğer taraftan yeni inşaatı yapacağız. Bilmiyorum arkadaşlar dua edin bana. Hemen şurayı temizlemeye başlayalım. Evet şimdi arkadaşlar burayı temizlemek gerekiyor çünkü bayağı bir gübreler dökülmüş. Burası bitti. Şöyle gördüğünüz gibi temiz oldu. Kardeş nasıl gidiyor? 10 numara burası. Su tankımız bozulmuştu onu da yaptık. Bu arada Max'in yerine arkadaşlar siyah köpek geldi. Çok tatlı akıllı bir köpek yani efendi bir köpek arkadaşlar maşallah. Adam sokağın ahlakını almış. Merhaba gel. Çok korkak bu arada. Olsun bu burada artık bizim ailemizin bir üyesi arkadaşlar. Şimdi kanka güzelce şurayı bitirirsek en zor bu bence. Köpeğini mi getirdin? Bu köpek kendi geldi. Allah Allah. Buraya hiç kim istekledi? Ben yani. Sana diyecek sen biraz önce yokken bu köpek nereden geldi diye. Aynen bu köpek başka yerden gelmiş arkadaşlar. Kısırlaştırmış belediye köpeği. Evet şimdi şurayı güzelce temizleyelim mi diyorum ya da ne yapalım bilmiyorum. Bence ne yapalım biliyor musun? İlk başta şuraları alalım, bahçemize dökelim, şu geri kalanına da çuvalı üstüne serelim ama köpeklerin açamayacağı şekilde serelim. O zaman pirketlerle de tamamlarız. Şuradaki tahta, teler bir tahtalar var ya. Aynen onun öyle. Üstüne... Oraya da kafes yaparız etrafına, oraya geçmesin köpek. Aynen öyle, çok daha mantıklı olur. Rüzgarın evet. Da açılmaz yani. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar şurayı çalışmaya başlayalım. Birazdan da inşallah
kuşlarımızın, hayvanlarımızın bölümüne geçeriz. Bir de gölü temizleyeceğiz. Ya bir dünya işimiz var. Neyse yapmamız lazımdı. Artık burası çığırından çıkmaya başladı çünkü. Oo, şifa şifa. Bir şey diyeyim mi? Şu an tam gübre ha bu. Evet, şimdi çevre düzenlemesi yaparken arkadaşlar az önce izlediniz, şuraya gübreleri döküyoruz. İnşallah iyi yapıyoruzdur. Yani tavuklar gübreyi severler muhtemelen. O arada zamanımız boşa gitmesin. Hava da tam kararmadan şu kuşlarımızı salalım. Hemen burayı açıyoruz. Kuşları şimdi salacağız arkadaşlar. Kuşları saldık arkadaşlar. Şöyle güzelce uçuyorlar. Bu arada şu kardeş arkadaşlar buraya getirdim. Kanadına bir hastalık vardı. Burada biraz toparladı. Şöyle bir bakalım uçabiliyor mu hafiften. Evet, fena değil. Fena değil. Biraz çarptı ama sıkıntı yok. Sarı balina da burada. Az çok etrafı öğrendiler. Şöyle bir uçurmaya çalışalım. Bunlar da böyle oynasın arkadaşlar. Bu arada gölümüz yani netlik olarak bayağı berrak ama yosun olarak bayağı bir yosun var. Onları da böyle güzelce temizleyeceğiz. Şimdi gidip etli ekmek yaptırdım Mustafa'ya. Mustafa'cığım etli ekmek kaç tane yemek istiyorsun? Kardeş, yani öyle tutulmaz. İyi çalıştık, iyi yememiz lazım arkadaşlar. Bu arada şöyle göstereyim, bakın burası bayağı bir güzel oldu. Şimdi sıra şurayı yapacağız. Mustafa, şu teli güzel koymuşsun, köpekler kaçıyordu maalesef. Bu teli şöyle idareten buraya bağlarız. Şu kısmı da bağlarız kardeş, onu biraz daha geriye çekip. Daha sonra buranın üstünü de çuvalla kapatıp orada kalan şu tellerin aynısından vardı. Etrafını kapatınca hiçbir sıkıntı kalmaz diye umut ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle güzelce etli ekmeğimizi, kardeşim şunu bir açar mısın be? Açar mısın be? Bismillahirrahmanirrahim. Oo, arkadaşlar yeme de yanında yat. Yahu sana yarasın ya. Harbiden lezzetli olmuş, güzel olmuş. Gerçekten ya. Güzel oldu. Şöyle ısıtıcımız da burada arkadaşlar, değiştirdik. Buna geçtik artık. Üstünde kestane bile yapabiliriz yani. Evet, şimdi yemeğimizi yiyelim. Birazdan çalışmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle hemen buraya altına çadırı sereceğiz. Sonra bunları buraya taşıyacağız. Plan değişikliği yaptık. Mustafa güzel bir fikir sundu, dedi ki biz dedi bunu burada bırakırsak yağmur suları burada birikiyor, altı çürüyor dedi. Dedim o doğru söylüyorsun. Bugün dedim harbiden yani fikirlerin hoşuma gidiyor dedim. Şimdi bu çuvalı yani çadırı oraya sereceğiz. Bunları oraya aktaracağız kardeşim. Bir sürü iş var, bitmiyor ki arkadaşlar. Yani hava karanlık oldu. Yemeğimizi anca yedik. Diğer işlerimizi yaptık. Buraları yapacağız. Şimdi ocağa tavuk koydum. Ortalama bir 6-7 tane tüm tavuk koyduk. Yine de güzel oldu burası. Harbiden güzel oldu. Daha şu büyük kapıyı açacağız. Altı bayağı bir toprak dolmuş. Şöyle pis bir görüntü var. Burada gider yoktur çünkü. Yani gider olmadığı için burayı temizlemek icap edecek. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Biz çalışmaya devam. Siz de izlemeye devam. Vallahi sizinki en kolay. Aa, keyfiniz yerinde. Neyse şurayı toparlayalım. Güzel bir şekilde inşallah devam edeceğiz. Evet, bu arabayla bugün çok gezdik arkadaşlar. Buradaki yerinden de tekrardan kaldırıyoruz. İleriye götüreceğiz. Orada tellerle koyduk. Artık köpeklere kaçamayacaklar. Bunu da arkasıyla böyle direkt oraya yapıştıracağız. Suyumuzun da bir arızası vardı. Bu su tankı vardı ya kanka. Gördün, kırmızı olan. Kuyunun ufak 100 litre tankının balonun havası inmişti. Kuyu çalışmıyordu. Gittik şöyle bir pompa aldık idareten. Hazır almışken Cuma abiye de hayırımız olsun. Arabasının lastiğini şişirelim arkadaşlar. Şöyle bismillah. Ulan sabahtan beri keşke bu pompayı en başta alsaydık. Çünkü bayağı bir zor bunu sağa sola götürmek. Hem ağır hem de lastiğin havası yoktu. Ama bu hava şişirirsek bir kış daha gider. Şimdi arkadaşlar arabayı götürelim. Bak daha kolay gidecek bence. Oo, kendi kendine gidiyor lan. Gördün mü? Ya Cuma abi, demek ki her şey bir lastik havasına bakıyormuş. Neyse bunu buraya koyalım. Arabayı şöyle kaldıralım. Oo bak, şaha kalktı bak.
gaza yaptın lan. Yine gaza yaptık ya. Bunu çok iyi lan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her yeri böyle köpürttük kardeşim. Çünkü balkonu da temizledik. Şu an sadece paspaslanması kaldı. Yani anca idare eder. Kamerada böyle çok temiz görünmüyor ama şu an canlı görseniz temiz arkadaşlar. Çünkü buraya tavuklar geldiği için çok fazla dışkı yapıyorlar. Şurası tamamlandı. Yani artık orada bir sıkıntı kalmadı arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Odunların hepsi oraya geçti. Bu arabayı buraya koyduk. Sonra efendim şuraları da elimizden geldiğince temizledik. Artık bu kapı rahatlıkla açılabilir, kapanabilir. Yerler de donuyor bu arada. Bak buralar arkadaşlar hep buz tutmaya başlamış. Çünkü hava şu an -2 derece. -2 bu arada. Gölün de suyunu bir kısmını indirdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu soğukta nasıl temizleyeceğim bilmiyorum ama yine de bir süpürge yapacağız. Balıklarımız da maşallah hepsi canlı kanlı. Hatta şöyle bir yaklaştırayım size. Bak bak bak, tosunlara bak maşallah. Diğerleri nerede lan? Bak şurada biraz geziyor. Gördüğünüz gibi. Orada biraz geziyor. Büyükler de şurada. Arkadaşlar kuyruklar orada sallanıyor maşallah. Bahçede temizlendi arkadaşlar. Bir tek köpeklerin yeri kaldı. Orayı temizleyeceğiz. İş bitmiyor. Nasıl olacak bilemiyorum. Artık adam 3 gündür burada. Bıktı, pes ediyor. Bak nasıl bakıyor bak maşallah. Neyse şuraları temizlemeye devam edelim. Birazdan kaldığımız yerden tekrardan aranızda olacağız. Arkadaşlar şimdi gölü böyle alt kısmını süpürge yapma zamanı. Onu da size şöyle bir göstereyim. Şu hortumu şuradan alalım. Bak mesela şu an şu kısım bayağı bir yosunlu. Hemen temizleyelim kardeşim. Bak 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 nasıl çekiyor bak. Bak gördünüz mü? Oradaki yosunlar yok oldu. Ben bunu hızlı bir şekilde yapayım. Birazdan devam ederiz inşallah. Şimdi en keyifli kısma geldi. Tavuğu böyle yatırdık arkadaşlar. Burada bayağı bir var. Bunu Rambo Reis'e vereceğim. Şöyle ayaklarından tutalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bak bak. Hayır. Çık laki. Çık laki. Hayır. Sırayla. Daha yeni temizledik burayı. Rambo. Oo, hayır laki. Laki hayır. Bekle. Bekle. Şurayı kapatalım. Laki'ye de vermem lazım. Çünkü kavga çıkabilir arkadaşlar. Oo. Dur laki. Oğlum bak o kadar yumuşak ki arkadaşlar. Laki şöyle gel. Laki al. Of of of. Biraz sıcak Laki. Soğumasını bekleyebilirsin. Bu arada Rambo bitirdi. Abi bir şey diyeyim mi? Pamuk gibi resmen. Laki kafanı çek kızım. O da orada kalsın. Biraz sıcak arkadaşlar. Ama şunu herhalde işlemedi. Bak bir tavuğu bitirdi. Sadece bir dakikada bir tavuğu bitirdi. Laki de narin narin yiyecek. Bu arada şaka maka bir yana benim de canım çekti. Vallahi olmadı, biraz biz de yeriz arkadaşlar. Şimdi gölün temizliği devam ediyor. Bakalım daha ne kadar sürecek işimiz. Bahçeyi şöyle genel manasıyla göstereyim. Burası güzel oldu arkadaşlar. Fena değil. Şu alan da güzel oldu. En azından böyle gözü yormuyor. Daha iyisini yapabilir miyiz? İleride yaparız inşallah. Ağaçlarımız böyle yeşerinde yazın. Tekrardan olur tabii ki. Rambo bak yere düşürmüş. Yerden gidip alıyor onu. Laki de mi bitirdi lan? Evet Laki de yiyor. Laki afiyet olsun kızım. Neyse bu reisler yesin. Birazdan şu zımba alabaylarımızı çıkartacağız. Bu arada arkadaşlar ekranda izliyorsunuz. Çok fena düştüm. Buralar dondu. Yani şu an hava belki -4 dereceye kadar gelmiştir. Çok kötü düştüm, Allah'tan ucuz atlattık. Neyse Rambo Reis doymamış. O doymadıysa doyurmak için şöyle buradan bir tane daha tavuğumuzu ucundan çekelim diyeceğim ama gelmiyor. Oo, ikiye bölündü. Neyse yarısı kısmetmiş Rambo'ya. Gel oğlum dışarıya. Şurayı açalım. Evet Rambo'yu yuvasına götüreceğiz. Arkadaşlar bu arada gerçekten çok iştah açıcı. Yavaş gidelim, yine düşmeyelim. Rambo Reis de kaydı düştü. Birçok defa. Hadi oğlum gel. Yuvalarını yıkamadım çünkü hava çok soğuk. Rambo. Al oğlum. Evet toplam 1,5 tavuk yemiş olacak Rambo. Burayı kapatalım. Laki gel, senin tavuğunu da getirelim. Laki ile çok fazla oynayamadık. Çünkü bugün bayağı bir işimiz vardı. Hava da soğuktu. Ya bu temizliği uzun zamandır yapmayı planlıyordum ama bir türlü elim değmiyordu. Sağ olsun Mustafa da yardım edince işleri yaptık arkadaşlar. Şimdi şu geri kalan tavuğu. Of abi çok iyi ya. Ben bundan yerim arkadaşlar. Vallahi ben bundan dayanamam, yerim. Laki bir dakika.
Gel. Of. Lucky de hemen hemen 1,5 yedi. Ya bu su kabını niye sen ters taklattırıyorsun? Neyse şurada kalsın. Suyunu dolduracağız. Ben şimdi bunları kapatıyorum. Burayı iyice böyle kapatalım. Rambo onu da mı yedin lan? Şimdi diğerlerini çıkartıyoruz. Aman dikkat. Bak ilk çıktıklarında var ya nasıl düşecekler izleyin. Düşmediler lan. Arkadaşlar valla performanslarını beğendim. Bunların kar lastiği varmış. Düşmediler. Bekleyin oğlum çok acıkmışlar. Yani şöyle etin kokusunu duyduklarında bunlar toklarken bile açlar. Tamam oğlum tamam sakin ol. Suyunu bir kısmını dökeceğim arkadaşlar şuraya. Evet şimdi şöyle. Burada 3 tane köpeğimiz var. Burada da 3 tane tavuk kalmış. Son 1 tane verdiğimiz fazla olmuş diğer köpeklere. O zaman bunu şöyle. Oğlum o kadar yumuşak ki kemik geldi lan elime. Neyse şöyle ortadan ikiye bölelim. Abi şuna bak ya lan böyle bir şey. Sakin ol sakin sakin sakin. Arkadaşlar saniye sürmedi. Bunu da tüm halini alabilirsem şöyle çok iyi. Bunu Sultan'a vereceğim. Sultan. Sultan al onu al onu al onu. Şunu bir çerez niyetine koy ki ağzına ağzın tatlansın Cookie. Hatta bu kemik lan sen yeme onu. Dur şöyle yapacağız. Of 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 of. Poyraz beni korkutuyorsun Poyraz. Bak hepsini oğlum. Hadi can yuh. Arkadaşlar bir tavuğu gömdü. Şunu da hemen. Cookie. Cookie yavaş yavaş yavaş. Cookie 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 yarısını döktüm Cookie. Neyse şimdi bunları afiyetle yesinler. Bu arada Carlos da oraya döktüm. Suyu içiyor ama suyun bir kısmını ben buraya bıraktım. Vereceğim arkadaşlar onlara. Bir tane tavuk kaldı. Poyraz o tavuğu da gömdü. Poyraz sen çok fazla yedin. Aha bu da onu yedi arkadaşlar. Bu da gömdü. Poyraz maşallah çok çok iyi olmuş. Bak Poyraz. Poyraz terbiyesizlik etme. Bak onunkini de yedi. Ulan Poyraz. Ulan Poyraz. Neyse Cookie'ye vereceğim arkadaşlar tekrardan. Hatta şöyle şuradan güzel bir butu. Of. Cookie. Cookie al. Al ama Poyraz'a verme tekrardan. Bu arada Carlos çok fazla yemekle işi yoktur bu aralar. Bu arada gölümüz de doluyor tekrardan. İçine temizledik elimizden geldiğince. Bak şuna bak 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 bak. Şunun bir kısmını. Şöyle bak şunu izleyin. Al Sultan. Sultan. Sultan bunu sen al. Carlos gelsen oğlum. Arkadaşlar bunu aslında Carlos'a vermem lazım. Şöyle açayım. Carlos al. Al oğlum al. Hakkını niye yediriyorsun insanlara? Al. Cookie sen yedin ama. Evet. Biraz Cookie'ye vereceğiz. Cookie'ye şöyle etlerden. Of. Cookie. Cookie al. Cookie. Kızım al al. Ufak ufak şeyleri yeme. Hemen al onu al onu. Aferin sana. Poyraz'ın şuraya ne olmuş? Aa buraya ne olmuş arkadaşlar? Dün aşı yapmıştık. Bu burada bayağı bir toplanmış. Neyse onu şöyle ezmemiz lazım. Oo. Dün veteriner geldi. Yani üçüncü karmasını yaptık. Ama dur, dur oğlum dur. O dedi ki eğer böyle bir şey olursa bunu böyle sıkman lazım, dağıtman lazım. Ya arkadaş bu aşılar niye böyle oluyor ya? Şununla da ufak bir sorun vardı ama o geçti mi bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Nerede? Bununki dağılmış arkadaşlar. Poyraz'ın orası bayağı bir şişmiş. Neyse veteriner hekime yaptırdık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Demek ki bazen böyle aksilik olabiliyor. Bir kuşların bölümüne geçeriz. Kuşlarda yavrulayan olmuş mu olmamış mı ona bakarız arkadaşlar. Bir de papağanların bölümüne geçeriz. Orada son durum nedir sizlere gösteririm. Daha sonra da videomuzu bitiririz. Arkadaşlar şimdi papağanlarımızın yanına geldik. Muhabbetlerin yanına geldik. Şu an burada keyifler yerinde. Bakın şurada kim var? Şu yavru arkadaşlar, yavru muhabbet kuşu. Şu yuvadaki muhabbet kuşuydu. Hatta anası babası nerede bunun? Oğlumun annesi babası nerede? Bir dakika şöyle arıyorum. Aha anne baba yok. Oğlum ben göremiyor muyum lan? Neyse bunun bir tane mavi annesi vardı arkadaşlar. Belki de yuvaya mı girdi acaba? Aha yuvadaymış evet. Aha bu kardeş onun annesi arkadaşlar. Hele bir
almaya çalışalım şöyle. Dur şöyle bir yakalamaya çalışacağım arkadaşlar. Ben gel 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 şöyle eşek gel. Dur şöyle. Evet. Oo, fena da ısırıyor ha. Bu o yavru arkadaşlar. Maşallah bu o yavru. Çok da güzel bir yavru. Ya tamam tamam, niye elimi ısırıyorsun? Kız sen bunu nasıl yetiştirdin? Al al yavrunu yanına al. İstemiyor mu acaba? Bak baba ne güzel. Lan aşağı düştü. Neyse acemi acemi olsun arkadaşlar. Olsun. Evet kuşlarımız burada. Bunlar da yavru papağanlarımız. Maşallah diyelim. Arkadaki de öyle. Diğerleri de yine her zamanki gibi. Yumurtada. Maşallah kaç tane yapmış lan? 3-4 tane yumurta yapmışlar. 5 tane yumurta var görünürde. Ya 2 tanesi çıksa Allah'ın bereket versin. Fazlasına gözümüz yok. Evet kuş kardeşler görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet şöyle bir arkadaşlar kuşların bölümüne girelim. Bunlar ne yapıyor, ne ediyor? Yavrular yumurtadan çıkmış mı? Bir gözlemleyelim. Selamünaleyküm. Şu an bunların keyfi yerinde. Evet sularını tazeleyip geliyorum hemen. Evet şöyle bir mekanı size göstereyim arkadaşlar. Burada bir tane sarı balina yumurtası var. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane kardeş yumurtaya yatmış. Şunu tıraş edecektik ama bugün zamanımız yetmedi. Genel manada içerisi gayet iyi. Hayvanların keyfi yerinde arkadaşlar. Maşallah diyelim. Artık videomuzu da bitirebiliriz. Şu sarı balina inşallah bu sefer yumurtayı çıkartır. Pardon sarı dönekti ya. Bak. Hocam yanımda hemen beni uyardı arkadaşlar. Şu sarı dönek de inşallah yumurtasını çıkartırsa çok iyi olur. Evet kuşlar size de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şu an saat 00:15 yani gece 12'yi geçmiş. Vallahi bayağı bir soğuk havada. Ona da merak ettim ya. Sabahtan beri kaç defa düştüm buzlanmadan. Şu an tam -1, -2 gösteriyor arkadaşlar. Hava bayağı bir soğuk. Neyse işlerimizi hallettik. Bütün hayvanların eksiklerini giderdik. Artık videomuz sonlandırma vakti geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.